Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği şiir sohbetlerinin bugünkü konuğu genç şairlerden Bestenaz Karaca. 2020 arkadaş Z Özger şiir ödülünü kazanan e, Bestenaz Karaca ile Neopa isimli şiir kitabını ve şiir serüvenini konuşacağız. Hoş geldin Beste. Hoş buldum. Neopa isimli şiir dosyanla arkadaş Z Özger şiir ödülünü kazandın. Kazanan dosya ise geçtiğimiz aylarda e, kitaplaştı. İlk olarak Duygun'u almak istiyorum. Bir ödül sonucunda gelen ilk kitap var. Neler söylemek istersin? Çok mutluyum öncelikle. Tabii ki çok heyecanlıyım da bir taraftan. Ee, yeni yeni e, geri dönükler almaya başlıyorum okuyan insanlardan ve çok mutlu ediyor bu beni. E, bu dosyasında çok uzun bir süre sonucunda çıkan bir dosyaydı, bir kitaptı. E, ve... Uzun hayaldi, uzun bir hayalde aslında. Dolayısıyla e, birazcık da gerçeklikten uzaklaşmış da olma ihtimali. Ödülle gelmesi apayrı bir gurur elbette. Hele ki arkadaş Zekai Özger'le ismimin anılıyor olması beni çok başka bir yere koyuyor benim gözümde. Adımın rengi değişti belki de. <laughs> evet. Ee, kitabı geçmeden e, sormak istiyorum. Ee, i̇smi nereden geliyor? İsmi dikkat çekici. Naupa ismini nasıl açıklarsın bize? <laughs> Naupa bundan iki sene önce Eduardo Galeano'nun bir kitabını okumuştum ve günler yürümeye başladı. Kitapta bir seneyi günlere bölmüş ve e, her güne dair önemli bir olayı anlatıyor. E, günlerden bir günde bir Latin Amerika'da gerçekleşen bir direniş söz konusu e, ve orada Naupa diye bir kelime geçiyor. Keçua dilinde anlamı hem oldu hem olacak iki kipte de kullanılabilen bir kelime. Bizim dilimizde ne yazık ki böyle bir kelime yok. Farklı kelimeler kullanıyoruz, farklı kipler kullanıyoruz. Ve çok etkilendim bu kelimeden. Ardından şiir yazıldı. Sonrasında da dosyanın adı haline geldi. Evet. Ee, peki, e, Naupa'dan bahseder misin biraz? Nasıl bir tarihselliğin ürünü, nasıl bir arka planı var? Naupa'nın içerisindeki şiirler 2014 ve 2018 seneleri arasında yazılmış şiirlerdi. Yani 15 yaş ve 19 yaş arası. Tam lise dönemine denk geliyor. Benim birçok duyguyla daha yeni tokalaştığım dönemler, birçok fikri duyduğum ve her birine ayrı ayrı hayret ettiğim, şaşırdığım dönemler. Bir taraftan e, aile aileyi yeni tanıdığım, ne olduğunu anlamaya çalıştığım zamanlar. Bunların hepsi böyle kocaman bir karmaşı içerisinde birbiri ardı sıra gerçekleşen şeyler, algılayışlar. E, ve aslında dosyanın tamamında da, Bunların silsilesi mevcut. Lisenin ilk iki senesi çok tek başına geçmişti benim adıma. Arkadaşlarımla o kadar konuşmazdım, sürekli bir şeyler okurdum. Kenarda dururdum yani aslında. Sonrasında yavaş yavaş insan ilişkilerine dair bir şeyler öğrenmeye başladım. Çok izledim, baktım ve geçirilen vaktin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar besleyici olabildiğini fark ettim. Sonra o arkadaşlıklar kırıldı, çatladı. Bunlara dair bir şeyler yazdım. Aileyle ilgili sorunlar oldu, her gencin başına gelen şeyler tabii. Onlar konu oldu, köyüm konu oldu, kavaklar konu oldu, her şey oldu yani. Bu duyguları e, romanla, öyküyle değil de neden e, şiirle yazmayı tercih ettin? Ben hiçbir zaman kendimi düz yazıda yetenekli görmedim. Ee, ve yeterli de gelmedi bana Şiirde hep bir daha daha tatmin etti beni hep kısa cümleler kısa anlatımlar daha büyük daha sadece onunla oluşan imgeler sadece öyle var olabilen imgeler ve bunların e, birbirlerine örülmesi aslında yani çünkü bir e, oya gibi bir şey şiir şiir dediğim benim en azından benim okuduklarım öyle benim sevdiklerim öyle birbirlerine e, bağlandığı müddet çoğu imgeler Baktığınızda güzel bir şiir bu evet. Ben bunu okuyorum şu an diyorsunuz. Dolayısıyla şiir daha bütün geliyor. Daha tatmin edici geliyor bana yazmak adına. İlk şiirini ne zaman yazdı? İlk şiirimi 8. sınıfın yaz tatiliydi galiba. Denizde yüzüyordum. O ara daha yeni böyle büyük şairlerin tüm şiirlerini okumaya başlamışım. Onlardan etkilenerek şu an elimde bile değil şiir yani o şiir. Kimler mesela şairler? Kimler Orhan Veli var. İlk, ilk okuduğum şiir kitabı Nazım'ındı. Tüm şiirlerini okumuştum ama bu yazdığım ilk şiir ondan çok sonraya denk geliyor yani. Peki ne yazık ki. Nazım Hikmet'i okuduğunda ne hissettin? Yani 8. sınıftasın. Ee, Nazım Hikmet şiirleri okuyorsun. Ee, sonra arkasından ilk şiirini yazıyorsun. <laughs> Ee, Nazım'la başlamak nasıl bir duyguydu? Nazım'ın yeri bence herkeste ayrı olmalı. O onun yazdığı şiir çok çok şeyi değiştirmiş bir şiir. Çok insanın hayatına da dokunmuş biri. Ee, ben çok memnunum ilk onun şiirlerini okumuş olmaktan. Hala da gördüğümde o ilk hisle okumaya devam ediyorum. Kitaptan e, bir şiirini paylaşır mısın bizlerle? Ne dersin? Elbette. Hüseyinik, içimden çitilediğim her kelime bu tülbende çiçek dökülmekte çentik çentik ağaçlar kadar katli vasiptiniz elleriniz soygun gözleriniz kurum yanaklarınız dinelik tarhana koynunuza feleğin cevrini alıp yürümüşsünüz yola umut kefil olmuşsa bana gayrısı kalsın dünyaya kıygın bir suskunlukla oturmuştunuz Sivas yazısına Yamalara sürdüğünüz el daha orada gitmedi. Yaşmaklıları açtınız, savurdunuz yalanın kumunu. Fileyle iş gören mühletle can verdi, siz hala katli vasiptiniz. Ama serde güzellik var. 41 bir şahin kanadı, 41 ateş uzakta. Ama serde güzellik var. İnançla paklanır insan. Su gök kız, su ak kız. El ayası ekmek. Bileğine nefes yazılan yine inançla paklanır insan. Kolu kanadı noksan bir muamma, su kadar katli vasiptiniz. Akıp gittiniz, bitmedi ezanız. Ama serde güzellik var. 41 kitabın küfü kadar, 41 kendi kirişini kendi geren yay. Ama serde güzellik var. Ne güzel. Ee, Nazım Hikmet'ten bahsettik. Biraz ee, şiirsel kaynaklarını in, inelim diyorum ee, seni derinden etkilemiş şiirini beslemiş şairler kimler bu bu soruya e, tek bir kelimeyle böyle işte toplumcu şairleri çok okuyorum ve onlar yol gösteriyorlar bana onlar en çok besliyor ya da işte e, başka bir başka bir şey söyleyemem ama en Şimdilerde Bedir Ahmeyboğlu'nu çok okuyorum. Tekrardan başladım. Eloğlu'nu çok okuyorum. Şimdiye kadar da ya yani Cahit Hırgatı'ndan e, Behzat Lava bir sürü başka ismi geze geze geldim. Ve e, işte söylüyorum ya Nazım'ı Nazım da koluma takıyorum. Eloğlu'nu da koluma takıyorum. Ama bunların ikisi de e, inanılmaz farklı görünmüyorlar bana. İkisi de şiir yazıyorlar ve ikisi de çok güzel yazıyorlar. Dolayısıyla çok geniş böyle elim elimden geldiğince geniş tutmaya çalışıyorum o el, yelpazemi. Kendi kuşağından okuduklarım var mı? Var tabii ki. Ee, Kimler? Benim ya yani kuşak daha daha genç insanlardan hmm. bahsedelim. Ee, Devrim Horlu'yu çok seviyorum. Oğulcan Kütük. Ee, benim yaşında olduğumu bildiğim. Ee, Ozan R. Kartal. Bu Üç isim çok çok hoşuma gidiyorlar. Zaten. Onları beğenmendeki nedenler ne peki? Gerçek olan şeyleri yazıyorlar. Gördükleri, etraflarında gördükleri şeyleri uyarlıyorlar o dillerine. Şu ana kadar getirdikleri dile. Ve ortada gerçek bir şey görüyorsunuz. Yani bir kurmaca değil yazılan şiir. Kullanılan kelimeler gerçekten gelen kelimeler. Ne gibi gerçeklikler mesela? Biraz örneklersek. Ne gibi gerçeklikler? Ee, sokakta yürürken rastladığınız dilenciden Şirket sahibine kadar genişleyebilen şeyler bunlar. İsminden bahsediyor. Neden Oğulcan'ın isminin Oğulcan olduğundan bahsediyor bir şiirinde. Devrim bir şiirinde e, annesini kaybetmiş bir çocuğu anlatıyor. Devrimin annesi hayatta. Ama onu hiç bilmeyen, hayatı hakkında hiçbir fikri olmayan biri okuduğunda o şiiri annesini kaybettiğini düşünüyor Devrim'in. Ve bu çok güzel bir şey. Bu çok. Doğru bir şey, doğru bir yerde durduğunu gösteriyor bence şiirin. Genç şairlerin merkez üssüdür dergiler. Hı hı. Kendilerini dergilerde gösterirler. Peki e, şiirlerini yolladığın, takip ettiğin dergiler var mı? Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum diyeyim. Ee, sözcükler, Yeni E, e Ecinliler. Bunların üç aslında şey oluşturuyor, merkezi oluşturuyor okuduğum dergiler arasında. Ee, Ecinlilerde düzenli olarak var olmaya çalışıyorum ben de. Bundan önce Çevrim Dışı İstanbul'u takip ediyordum. Çok uzun bir süre onu takip ettim. Ee, çok fazla gönderemiyorum açıkçası. Çünkü biraz kitaplara daha çok vakit ayırıp kitaplarla ilgilendiğim için dergilere daha az vakit kalıyor. Dolayısıyla çok fazla farklı dergi okuyamıyorum ne yazık ki. Bu benim eksikliğim. Dergilerden nasıl besleniyorsun? Yani nasıl buluyorsun dergilerin yayın çizgilerini? Gençleri gençlere seslenebiliyorlar mı mesela? Gençlere seslenebilen dergiler var bence. Bu saydığım üç dergi onların onların içine dahil edilebilir. En nihayetinde ben de gencim, bana hitap etmişler bir şekilde. E, ve bence e, içine en fazla genç şairleri yazarları alabilen üç dergi de bu üç dergi. E, çünkü ön yargısız yaklaşılıyor bu üç dergide yazılanlara. Bunun içine Sincan İstasyonunu da ekleyebilirim bu sırada. Hı. Hani şey vardır ya kullandığınız kelimelerle e, sen daha gençsin bu kelimeleri nasıl kullanıyorsun? Bunlar gerçek gelmiyor kulağa. Bunu yıkıp atıyorlar bu, bu dergiler. O yüzden çok e, iyi bakıyorlar yazarlarına, şairlerine. Bu çok önemli bir şey. Gençler de bunu anlıyor. Evet. Hep şey denir mesela bir şair kendinden önceki kuşaklardan beslenir. Böyle bir algı vardır. Evet bir yönüyle doğrudur. Diğer yanıyla da e, kendi kuşaktaşlarını okuyarak da beslenir aslında şairler. Mesela sen e, kendi kuşak, kuşağındaki arkadaşlarını okuyarak, işte onların şiirlerini takip ederek e, kendi şiirsel birikimine neler katıyorsun? Benim hayatım İstanbul'da geçti. İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. E, i̇ki sene öncesine kadar da buradaydım. Ee, Ankara'ya taşındım üniversiteyi kazandıktan sonra. Şimdi. Iki, i̇ki sene öncesine kadar ki yazdığım şiirle şu an yazıyor olduğum şiir aynı değil. Her şeyden önce o şehir şehir var bir kere işin içinde. E bunu başka hayatlara uyarladığımız takdirde senin yazdığın şiir bambaşka bir şey oluyor. Ve ben Taşra'yı öğreniyorum, İzmir'i öğreniyorum, Kırşehir'i öğreniyorum, Konya'yı öğreniyorum. Başka bir aileyi öğreniyorum, beş çocuklu bir aile olmayı öğreniyorum. Bu nasıl bir şeymiş? Şu semtte oturmak ne anlama geliyormuş? Balkona çıktığında ne görüyormuş acaba o? Bunlar çok farklı şeyler. Küçük gibi görünüyorlar ama aslında e, onlar şekillendiriyor zaten yazdığımız her şeyi, ettiğimiz. Yine bir şiirle daha devam edebilir miyiz? Tabii ki. Çocuk kadın. Biraz çocuktuk, biraz kadın. Vuruldu çocukluğumuz. Bir damlanın şeffaflığı kadardı. Işığın kırılışı, bayram sabahı. Manço'nun Sesi Yıldız, Galaksi Puhu, Tıngır Mıngır Balkon Akşamları. Bir bektaşi fıkrası okurdu müezzin, cemaatin ağzında gülücükler. Bir sokak, ellisini geçkin, sokakta bir akasya, altında muhteşem topallayan öpücükler. Tentelerin gölgesinde şehvet, bir de deli şevket. Pencerelerde İsmail teyzeler, kalp yetmezliğinin diğer adı İbrahim beyler. Sonra yamanamamış çoraplarla ağır ipler, Pazar yerinde lacivert naylon önlükler parlıyor. Biliseli tezgahın başında bağırıyor. Domat bir lira, sevda bedava. Pahasız sıcaklık, bedava. Ayşe teyzeler, sonrası boncuk fasulyeler, pazar çantasına sığmayan mısır püskülleri, fileler dolusu limon. Çocukluğumun başı kimsenin gardanına bu denli sokulmamıştı ve kadınlığımın minarelerine en çok onun başı yakıştı. Gündelik hayattan e, kesitler var şiirde. Peki e, gündelik hayatı şiire nasıl aktarıyorsun? Onları nasıl alımlıyorsun? İmgeye dönüştürüyorsun, dizeye dönüştürüyorsun? Bu şiir üzerinde konuşacak olursak aslında e, Kadınlığımın Minareleri o, o tamlama birinden duyulmuş bir tamlamaydı. Benim kendi başıma icat ettiğim, düşünüp bulduğum bir şey değildi. E, mahallede büyüdüm ben. Pazar kurulurdu, ipler gerilirdi. E, orada gördüğüm her şeyde de ister istemez vuruyor, bu kıyıya vuruyor. Aslında çok da zenginleştiriyor, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle şiirler okumayı da seviyorum yani mahalleye dair şiirleri okumayı da. E, ve günlük hayatın içerisinde vakit geçirdiğin insanlar e, bir noktada bi, bir cümle söylüyorlar ya da bir kelime söylüyorlar ve o an aklından geçen şeyle bambaşka bir anlam ifade ediyor o. Yoksa yani kadınımın minareleri hiç benim kullandığım anlamda değilmiştir muhtemelen ama hatırlıyorum. Birçok hani e, bir kitabım var, şiir yazmaya da devam ediyorsun. Şiirinin e, okuyanda nasıl bir his bırakmasını isterdin? Ben genelde şiire sarıldığımda yalnız olmamak için yani bir, bir yardım eli gibi görüyorum çoğu zaman aslında bir şeyleri öğrenmenin yanında. Öyle görmelerini çok isterim. Birine yardım ipi olmasını çok isterim şiirlerin. Güvenmelerini çok isterim. Yani burada biri daha aynı şeyleri yaşıyor, aynı şeyleri hissetmiş hiç değilse. O zaman bu iyi geçebilir. Yalnız değiliz, insansız değiliz hissi. Bunu duymalarını çok isterim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi var. Son dönemde gittikçe de artıyor. Yeni tedbirler de geldi. Pandemi günlerini nasıl geçiriyorsun? Ben Ankara'dan Mart'ta döndüm ailemin yanına İstanbul'a. Ee, tabii ki akademik dönem devam ediyordu ve biraz çok çok büyük bir bocalama yaşandı aslında. Dolayısıyla o dönem benim için kayıp bir dönem birazcık edebiyat anlamında da. Ee, pek bir şey yazamadım, pek bir şey okuyamadım. Ama arada 3 aylık 4 aylık o yaz tatilinde e, alabildiğim kadar kitap satın alıp bulup edip okumaya çalıştım. O Onun bir ayı diyelim hadi en verimli geçtiği dönem. E, fakat bunlar böyle en azından benim adıma birileriyle paylaşamadığım müddetçe bendeki tortusu küçülen şeyler. Çok güzel bir kitap okudum ya da çok güzel bir şair buldum. E, bunu birine dürtüp anlatmak istiyorum ben. O da bilsin, o da o da öğrensin, o da ötekini anlatsın ki bu büyüsün, genişlesin. Bunu yapamadım o dönem ve birazcık kırdı galiba o da beni. Şu an tekrardan akademik dönemin içindeyim. Yine fazla vakit ayıramıyorum. Ama az verimli geçti diyebilirim benim için. Akademik mevzulara gelmişken biraz eğitim yaşamından bahseder misin? Nasıl bir eğitim alıyorsun? Ne okuyorsun? Ben liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Ardından iki sene önce Ankara'yı kazandım. ODTÜ'de okuyorum. Lisans ikinci sınıftayım. Malzeme mühendisliği bölümündeyim. Aslında... Ortaokuldan lise 2'ye kadar Türkoloji okumak istedim. Hatta yurt dışı olanaklarını vesaireye araştırdım ama e, ben eşit ağırlık e, seçtiğimde ailemden bir tepki gördüm ve sizden değerli değil muhtemelen dolayısıyla ben sayısala geçeyim en iyisi deyip e, alan değiştirdim. E, ardından fiziği çok sevdim, matematiği çok sevdim. Çünkü bunların hepsinin bir şeyleri anlamaya ve başkalarına anlatmaya yardımcı olan araçlar olduğunu fark ettim. Tıpkı edebiyat gibi aslında ve burada buradan bir bağ kurdum. E, ne bunu bırakmam gerekiyor, ne de şu an e, okuyor olduğum bölümü bırakmam gerekiyor. İkisi birbirini beslemeyen şeyler değiller. Yeter ki bağ kurmak için bakalım. Aldığın akademik eğitim mi şiirlerinde yansıtıyor musun? Ya da oradan besleniyor musun? Bir katkısı oluyor mu? <laughs> Çok bölüme dair çok fazla bir şey görmedim açıkçası. Daha ikinci sınıfın işte birinci dönemindeyim. E, dolayısıyla büyük bir terminoloji ya da hani kelime anlamında öyle bir katkısı olmuyor şiire. Evet. Malzeme dediğimiz şey çok büyük bir şey, çok geniş bir şey ve ezelden beridir de var olmuş bir şey. Bu çok sihirli geliyor bana. Evet. Çok güzel geliyor. O etkiliyor beni. Buradan bir şey gelebilir mi? Yani var mı yani sende uyandırdığı bir şeyler? Malzeme. Yani malzeme ve şiir ilişkisi. Yani ileride çıkabilir mi bir şeyler? Tabii ki bakalım? var. Tabii ki çıkabilir. Sadece bunun üzerine kurulu bir dosya bile olabilir yani. Çünkü çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Organikler var yani bu bu deri. Şu bambaşka bir şey ve hepsinin hissi farklı, görünüşü farklı. Çok da şiirsel şi, e, şiirsel bakabilmekle alakalı sanki. Gibi bağ kurmaya çalışırsak oluyor evet. Yeter ki onu isteyelim, arayalım. Şiire dair önümüzdeki süreçte nasıl planların var, neler yapmak istiyorsun? Yani bir hedef koydun mu kendine ya da planlama yaptın mı hani kendi yaşamına dair? Anlattığım gibi aslında dolayısıyla o iki senede de yeniden yazılmış bir sürü şiir birikti. Daha iki ay önce bir temizlik yaptım dosyalarım arasında yani bu şiirler artık kullanılmıyorlar bunlar gidebilirler yenileri. Şunlar şu an aslında yine bir buçuk dosya kadar falan şiir var girebilecek bir dosyaya layık aslında diyelim. E, fakat bu nasıl beklediyse ve böyle mayalandıysa aslında e, onun o şiirlerinde öyle olmasını istiyorum ben. Evet şu an hazır aslında bir dosya çıkar, kitap da çıkar. Ama hayır beklesinler birazcık sivrilsin sivrilecek olan kayıp gitsin gidecek olan. Bekletmenin e, önemi ne peki şiirde? Benim gözüm değişiyor. İki ay sonra aynı görmüyorum ben o şiiri beylik gelen cümleler bir noktadan sonra beylik gelmez oluyor. Diyorum ki öyle değilmiş aslında bunu insanlar kullanmıyorlar. Bu farklı bir şeyden bahsediyorsun sen şu anda. Bunu çıkarmana gerek yok buradan veya tam tersi. Çok özel zannettiğim bir cümle bir gün birinin ağzından çıkıyor ve anlamsızlaşıyor, kayboluyor yani. O bu şiiri çıkar at o zaman ne gerek var. Herkesle aynı şeyi söylüyorsan söyleme. Söylenmiş çünkü o. İlk kitabın okurla buluştu ve artık yavaş yavaş eleştirileri, önerileri de almaya başlayacaksın ve aldığın ödülle de şiirlerin kitaplaştı. Genç kuşaklardan bir şair olarak genç şairlere neler önerirsin? Ben de onların arasındayım aslında ama bana gönderen insanlar oldu şimdiye kadar ve onlara söyleyebileceğim tek şey hep şu oldu. Çünkü ben öyle yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Samimi bir çaba ve bir dert lazım. Başka hiçbir şeye gerek yok dertsiz olmuyor mu şiir? Bence olmuyor. Neden yapıyorsunuz o zaman? Ne anlatmak istiyorsunuz? Bir bir şey olmalı. Bir şey vermeye çalışıyor olmalısınız. Bir şey hizmet etmeli. Durup dururken bu bir masadır dediğim takdirde bu şiir mi? Değil. Neden şiir değil? Senin derdin neydi peki şiir yazmadaki? Benim derdim birilerinin yalnızlığına dokunabilmekti. Umarım o olur işte o soruya cevaben yine. Evet. Umarım onu, onu başarabilirim. Bugün genç kuşak şairlerimizden Bestenaz Karaca ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Başka bir programda görüşmek üzere. Programı Bestenaz Karaca'nın Naupa isimli şiiriyle kapatıyoruz. Naupa, Naupa diyordum daima. İçimdeki tanrılarla sohbetimmiş. Bir varmış, bir varmış. Hep varmış, hiç kaybolmazmış. Irmakta seken taştım, o denli aşikardım. Ellerimi titretmeden gövdelere, yüreğimi karartmadan yüzlere katılırdım. Birlerdim tekliğimi. Göz kapaklarım dünyanın kepengiydi. Onlarla beraber indim. İndim inilmedik kuyuya. Dağ idim, bakraç idim, çamurdan testi, oltudan mağaraydım. Ayna kırıldı mıydı sana çoğalır, kendini azalır, dağılır, yemyeşil bir ay gibi. Söğütten yana durur beşer. Her boyun büküşte köküne sarılmaktır çünkü umut. En yüce ayna evvel zamanda kalbur samanın kırdığıdır.''